ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer Müslüman olduğunda şöyle hitap etmiş ona. Evet. Abdullah İbni Cafer Müslüman olduğunda yebnezil cenahin, iki kanatlının şeysi oğlu, iki kanatlının oğlu demiş ona. Neden? Evet. Heni enneke ya Ebu yatıyor ma'al melaike fis semai. Yahu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senin babanı diyor semada ben meleklerle uçarken gördüm diyor. Ey Abdullah diyor. Ey Abdullah diyor. Evet. Şimdi neden söylüyor bunu? Mute harbi var. Mute harbi var. Suriye'de bu Mute. Peygamberimiz hicretin 8. yılı, çok oradaki kafirler zulmetmişler, haksızlık etmişler. Peygamber sefere çıkın demiş ve 3000 sahabi birikmiş ve onlara demiş ki, evet, 3000 kişi toplandıktan sonra Ürdün'ün doğusunda bu, evet, Belkaya'ya tabi bir şehir Suriye sınırında, kumandanınız demiş Zeyd bin Harise, onun kumandasında olacaksınız. O şehit düşerse Cafer bin Ebi Talip, bu miskin babası dediği Cafer bin Ebi Talip, o şehit düşerse Abdullah bin Ravaha, Allah bin Ravaha şey olacak. O da şehit düşerse, şehit düşecekler belli. Peygamber öyle ezbere konuşur mu? Evet. Ama bunlar biz şehit düşeceğimize niye gidelim diyor, kaçmıyorlar. Dikkat ederseniz önemli olan nokta bu. Evet. Sen diyor kumandansın, şehit düşerse Ebi Cafer bin Ebi, o şehit düşerse Abdullah bin Ravaha, o diyor, o da şehit düşerse diyor asker kimi isterse o geçsin ordunun başına diyor. Ve ordu geliyor. Tabii kafirler casusları vasıtasıyla şey etmişler, haber almışlar. Ve Mute denilen yerde onları pusuya düşürmüşler. İslam ordusu 3000 kişi. Onlar çok büyük kalabalık. Çok büyük kalabalık. Pusuya düşürmüşler. Fakat kaçmak yok. İşte bu dirilişte o da var. Biz az olsak bile derdimiz ilah kelimetullah. Ölürsek şehit, kalırsak gazi diyor. Aynı sözler. Onun için Türk milletin sırtı yere gelmemiş elhamdülillah. Müslüman olduğundan beri hep Fatih de böyle. Derdi ilah kelimetullah. Onun için İstanbul'u alamazsın demişler, almış. Yani Türk milleti böyle bir temiz iman sahibi. Evet, sahabi de böyle işte. Evet, Abdullah Zeyd bin Harise şehit düşmüş. Çok kalabalık. Dehşetli. Hiçbir kaçmıyor. Ondan sonra kılıcı Cafer bin Ebi Talip almış. Cafer bin Ebi Talip sancağı almış. Öne düşmüş. Savaşırken sağ kolunda bayrak, sağ kolunu koparmış gavur. O sol kolunu almış bayrağı. Yere düşmüş bayrağı. Kolunu düşmüş. Sol kolunu almış. Gavur sol kolunda şey etmiş. Gene geri gitmiyor. Gene de savaşıyor. Böyle gidiyor. Bayrağı yere düşürmüyor. Kafasını kıstırmış bayrağı, sancağı. Giderken tabii şehit olmuş. Peygamber şehit düşerse dedi ya. Ondan sonra Abdullah bin Ravaha almış kılıcı. O da şehit düşmüş. Ondan sonra tabii darmadağın olmuşlar. Gece olmuş. Gece, gündüz böyle ama hiç kimse kaçmadan çok şehit vermişler. Şey olmuş Müslümanlar. Halid bin Velid askeri deha sahibi. Seyfullah diyor Peygamberimiz ona. Allah'ın kılıcı diyor. Yo, Halid bin Velid istemiş asker. O geçmiş. Gece ne yapmış? Harp hileden ibarettir. Düşman onların eski kumandanların zamanında tabii 3000 kişi böyle hizaya sokmuş. Öyle savaşmışlar. Ondan sonra gece o buradaki askeri soldaki askeri sağa almış. Soldakini sola almış, ortadakini arkaya almış, arkadakini öne almış, askerleri değiştirmiş. Yani az bir asker ve elinde, sabahleyin bir bakmışlar gavurlar, son derece çetin savaşıyorlar. Şehit olacağız diye, öyle kaçmak yok. Bir bakmışlar, yeni yeni adamlar. Hemen moralleri bozmuş, gavur kaçmış.
yeni asker gelmiş diye bu şeyle böylece Mu'te'den dönmüş Halid bin Velid askerle şey olmuşlar. Evet, orada işte bana benziyorsun böyle, hiç çok önemli. Atının ayağını kesmiş. Bindiği atın. Ben şehit olacağım. Peygamber yalan söylemez diye. Ben şehit olunca attı gavur alacak elimden, ona yaramasın diye. Bu maksatla. Bu maksatla yani. At o zaman tank gibi büyük silah. Ona yaramasın diye öyle bir kahraman. Kolu koptukça böyle kolunu koparmış atmış, solu almış. Solu kopmuş almış, başına vermiş, başında da böyle şehit olmuş. Ötekiler de öyle kahramanlıkları var. Kaçmak yok.